Karbonara, karbonara. Şimdi bir kere açık konuşmak gerekirse. Şimdi makarna ve bu. Ne alaka diyeceksiniz? Çubuk makarnası kullanacağım. Şöyle bu kenarda. Şimdi karbonarada olmazsa olmaz iki şey var. Birincisi böyle bir parmesan peyniri, yani İtalyanların peyniri. İkincisi de domuz bacon, yani yağlı işte kaburgası diyelim. Kaburga eti diyelim. Şimdi biz domuz eti yemiyoruz. Peki ne yapacağız? Bakın. Buna da gün görmez diyorlar. Bu da bizim dananın ön koluyla kaburganın arasından çıkan böyle yağlı bir et. Bunun özellikle şu yağlı olan kısımlarıyla ne yapacağız? O bacon işini yapacağız. Yağlı kısımlar bizim için önemli. Bak, yağa bak. Şuradaki yağın kalınlığına bak. Aynı o İtalya'da izlediğin, gördüğün gibi böyle yağ katmanı var. Görüyor musun? Şöyle 3 parça olsun. Bunları şöyle küçük küçük doğruyorum. Şimdi su kaynadığı zaman şöyle bir tuz atıyorum. Bak bir anda yükseldi, sonra duruldu. Burada kaynama hızı bu noktadan bir tık daha yukarı çıkacak. Etlerimi şöyle tavaya atıyorum. Makarnayı suyun içerisine bırakıyorum. Bak, yağ falan yok. Sadece tuz. Şimdi bilmem bir yanlışı gösteriyorum. Gördünüz mü? Hiç yağ falan koymadım. Sadece makarnayı karıştırmak lazım. Eğer karıştırırsan şöyle suya insin. Bak, şöyle aralıyorsun. Hiç yapışmayacağını göreceksiniz. Üç tane yumurtamız var. Ama bir tanesinin sadece sarısını alacağız. Yani sarı daha çok olsun diye. Diğer iki tane kırıyorum. Evet, şimdi burada parmesan peynirini atıyorum içerisine. Şimdi bak, etler yağını saldı. Eğer sizin etleriniz bu kadar yağlı değilse birazcık zeytinyağı koyun. Zeytinyağı yakışır buna. Makarnamda olmak üzere şimdi başlıyoruz. Bu arada hiç yağ koymadım. Bakar mısınız makarnaya? Yapışma var mı? Asla. Bizim yaptığımız şey şu. Suya koyduğumuz zaman karıştırmıyoruz. O zaman nişastası bunları birbirine değiyorken o nişasta arada sanki harç gibi birbirine yapışkan gibi yapıştırıyor. Ama ilk böyle sertken eğer karıştırırsan bu tamam. Böyle suyuyla beraber bak. Şimdi böyle sıcak olduğu için pişmeye devam ediyor aslında. Makarnayı bak, o dibinin yağıyla, gördün mü, şuna bak. Buluşturdum. Birazcık sıcaklığının gitmesini istiyorum. Tam burada tuz atacağım. Hiç bak, baharat vesaire hiçbir şey yok. Birazcık sıcaklık indi. Gelsin yumurtalı parmesanım.
Evet bak hala sıcak. Daha sıcak olsaydı eğer o yumurta pişerdi. Onu istemiyoruz. Şimdi tabii bunun sunumu da önemli. Şöyle bir maşa alıyorum. Bak. Tuttum. Maşayı şöyle çevir. Etler de üstüne. Ve tabii altın vuruş. O da neyle? Güzel bir Kars gravyeriyle. Onların parmesanı varsa bizim de gravyerimiz var. Carbonara, carbonara. Bakalım. Şimdi normalde aslında çok fazla alışık olduğumuz bir şey değil bu. Biz makarnayı anam babam usulü böyle salçalı falan yeriz. Böyle hem parmesan bize uzak bir peynir hem de yumurta böyle daha cıvık falan. Tadına bakayım sonra yorumlayacağım müsaadenizle. Şimdi bir kere açık konuşmak gerekirse böyle kokulu aroması yüksek koyun peyniri gibi tulum peyniri gibi peynirleri sevmeyenler için birazcık garip gelebilir. Ama ben severim. Yani böyle küflenmiş peynir falan severim. Benim hoşuma gitti. Şimdi bir şeyde kararsız kaldım. Ben bu hani domuz bacon kullanıyorlar ya onlar. Domuz bacon'la bu benim kullandığım aynı değil. Bu birazcık sert. Dolayısıyla hani bu tam kafama yatmadı diyebilirim. Bir daha yapsam o antrikotla yapardım bunu. Antrikotun bu uç tarafı daha yumuşaktır. Bu olabilir. Baharat yok. Şöyle son bir daha bakacağım. Ben bunu her halükarda yerim ama bir hakkım olsa böyle bolognese soslu işte kıymalı domatesli makarnanın bu mu? Domates soslu makarnayı severdim. İsterdim yani. Ben yapabiliyorsam vallahi siz de yaparsınız bunu. Yani hiç zor değil. Üşenmeyin yani. Sadece mutfağa girin. Sevdikleriniz için yemek yapın. O zaman biz ne yapalım? Hemen makarnaya çökelim. Ne diyoruz? Beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı ihmal etmeyin. Yeni bir videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.